Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. Bu akşam sizlerle kopya paralel tuşunun ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Kopya paralel tuşu ne işimize yarar mesela arkadaşlar? Örneğin ben burada çam ve meşe sıraları var arkadaşlar, örneğin. Bunları nizami şekilde, düzgün şekilde çoğaltmak istiyorum. Yani bu sıraların olduğu yere meşe ve çam fidanları dikmek istiyorum arkadaşlar. Bunun için ne yapabiliriz? Bunların arasında 5 metre var arkadaşlar. Burada işimize kopya paralel tuşu çok işimize yarıyor arkadaşlar. Çoğaltmak istediğimiz paraleli seçiyoruz. Yani çizgi katmanımızı seçiyoruz ve editör kısmından editörün açık olması gerekiyor arkadaşlar burada. Ve kopya paralel kısmına geliyoruz. Burada arkadaşlar şu an ben çam seçik. Çamı 10 metre sola yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü 5 metre sonra meşe var. 10 metre sonra da çam olması gerekiyor. 5 metre arayla yapmak istiyorum. 10 metre mesafe diyorum. Sol diyorum. Burada arkadaşlar farklı sertlik dereceleri var çizgilerin. Bunu farklı olarak farklı çalışmalarda kullanabilirsiniz. Mesela akarsu olabilir. Yani gibi gibi yol akarsuda kullanabilirsiniz. Bunları ayarladıktan sonra arkadaşlar okey diyorum. Bakıyorum çam katmanı gelmiş arkadaşlar bizim oraya. Ve özellikleri taşınıyor arkadaşlar tabii burada. Önemli olan yani adı taşınıyor. Yani başka özelliği varsa o da taşınıyor. Bu şekilde arkadaşlar nizami şekilde bunları çoğaltabiliriz. Yine bunu 10 yapıp bu şekilde arkadaşlar kopya paralel tuşunu kullanabiliriz bu tür işlemlerde. Çalışmalarınıza kolay gelsin. Umarım faydalı bir video olur. Umarım kullanırsınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.